2'de 2 milli takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerinde yaptıktan hemen sonra bir araya geliyoruz. Moraller yerinde yani. Evet, kesinlikle bizim açımızdan çok güzel bir başlangıç oldu. Bütün takım arkadaşlarımız, staffımız, seyircimiz hep birlikte güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. İnşallah bu şekilde de devam ederiz. Şimdi iki maç var. İkisi de sizin için gerçekten güzel geçti. Hele ki Avrupa Şampiyonası'nda hem henüz birkaç ay önce hem de bir öncekinde de aslında istediğiniz sonuçları alamadıktan sonra bir yeni sayfa açılmış, temiz sayfa açılmış gibi görünüyor. Slovenya maçı ilk yarıdan, Polonya maçı 3. çeyrekte koptu sizin için. Nasıl hissettiriyor maçları böyle kazanmak? Nasıl bir duygu yoğunluğu yaşattı size? Öncelikle dediğin gibi son iki Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten takım arkadaşlarımızla birlikte çok üzüldük. Bu bizi belki de negatif etkiledi. Hani etkilemedi desem yalan olur. Çünkü hepimiz başarı istiyoruz. Hepimiz bu formayı gururla terletiyoruz ve yükseklere taşımayı istiyoruz. Evet, yeni bir sayfa açtık. Zaten hedefimiz de bu yöndeydi. 2023 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için hep birlikte güzel bir adım atalım. Sahanın içinde o kimyamızı, birlikteliğimizi gösterelim hedefimizde. İlk maçımızdan itibaren de Slovenya maçına gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Hücum, savunma anlamında. Evet, karşı takımın eksikleri vardı, yok değildi. Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda da mağlup olduk. Evet, çok da maçta iyi bir kadroydu. Ama gerçekten bizim sahaya yansıttığımız önemli ve sonuç önemli. İlk maçı farkla kazandık ki inanıyorum daha da fark olabilirdi. Üçüncü periyotta yaptığımız savunma hatalarıyla kazanmayı bildik. İkinci maç bizi daha da heyecanlandıran seyircimizin önünde oynamak oldu. İzmit'te. Evet, kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz çok uzun bir dönem geçirdik. Seyirciden uzak kaldık. Bildiğiniz sadece hani koçun sesini falan duyduğumuz maçlar oldu. Gerçekten tribünlerin bomboş olduğu maçlar oldu. Ve bunu duyduğumuzda ilk başta heyecanlandık. Gelen mesajlara heyecanlandık. Salon dolu olacak, hep birlikte inşallah bu maçı kazanacağız. Gerçekten bizi çok heyecanlandırdı. Ve sahaya adımımızı attığımız andan itibaren de şunu da biliyorduk. Sert bir maç olacaktı bizim için. Onlar için de çok önemli bir maç. Onlar da Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen, o hedefleri olan bir takım. Maçın başından itibaren de tekrardan sahaya kimliğimizi yansıtmaya çalıştık. Evet, hatalarımız oldu, hücum anlamında olsun, savunma anlamında olsun. Ama ben kendi takım arkadaşlarımla birlikte şunu gördüğümüze inanıyorum. Hani pes etmedik, bırakmadık, o sertliğe cevap verebildik ve sahadan da o güzel atmosferin sonucu da hani hep birlikte galip ayrılmayı başardık. Gerçekten bu mutluluğunu görmek çok güzel. İlk maça dönmek istiyorum. Slovenya deplasmanı. Ya maçı izleyemedim ama tabii özete baktığımızda ve bir parça Vakip Pelin'in asisti, o pası iyi ki hani isabetli oluyor ardından şut. Gerçekten çok şık. Keyiflerin çok yerinde olduğu, saha içerisinde keyif alındığı da görülüyor takımda. Zaten ben ona çok inanıyorum. Oynarken keyif almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu başardıkça da o pozisyonlar artıyor. Biz gerçekten Slovenya maçına öyle güzel başladık ki. Hani isim isim değil, hani takım olarak çok keyifli başladığımızı dile getirebilirim. Hani sertliğimiz, hücumdaki yüzdemiz, paslarımız, reboundlarımız ve gerçekten Pelin'in o asisti de harikaydı. Ve Merve de onu çok şık bir şekilde bitirdi. Çok da güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi reboundlar dedin. İki maçta da çok ciddi bir üstünlük var bu anlamda ve her pozisyondan oyuncunun da buraya katıldığını görüyoruz. İlk maçta top paylaşımı çok iyi seviyede. Ne koyduğunuzu düşünüyorsun üzerine? Yani hani bir önceki turnuvadan buraya gelirken siz aranızda toplantılar, oyuncular olarak, koçtan bağımsız olarak da yapıp konuştunuz mu bu konularla ilgili? Ya kesinlikle, hani o Avrupa Şampiyonlarından sonra da konuştuk. Bu kampın başında da konuşuyoruz. Hani olanlar, olmayanlar, yapmaya çalıştıklarımız, istediklerimiz. Ve biz gerçekten hani sahada İstedik diyebilirim. Hani bazı pozisyonlar var üçümüzün atladığı. Hani çünkü hedefimiz güzel bir başlangıç yapabilmek. Tekrardan bayrağımızı en yükseklere taşıyabilmekti. Bunun için dediğim gibi hani çok da güzel bir başlangıç. Çok da keyifli bir başlangıç oldu hepimiz için.